Merhaba, ben Ahmet Yeşiltepe. NTV Dış Haberler Servisi'nin hazırladığı Dünya'nın Haberi'nde yine gündemin öne çıkan başlıkları kadar manşetin gölgesinde kalmış haberleri de sizlere aktaracağız. Brezilya'da Bolsonaro taraftarlarının parlamento başta olmak üzere devlet kurumlarına saldırmaları dünyanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Brezilya'da da binlerce kişi sokaklara çıkarak saldırıların sorumluları ve terör iklimi yaratmak isteyenlerin bir an önce yargılanmasını istediler. Birazdan ayrıntıları aktaracağız. İran 3 protestocu için daha idam kararı verdi. Böylece haklarında ölüm cezası verilen protestocu sayısı 17'ye çıkmış oldu. İran'da tansiyon yüksek ama rejim demir yumruğunu göstermiş durumda. Dünyadan da tepkiler var. Gelişmeleri birazdan aktaracağız. Kömür madeninin genişletilmesi için köyün yıkılmasına karar verildi ve Almanya karıştı. Mevcut manzara enerji krizinin bir sonucu mu acaba? Haber az sonra bu ekranda olacak. Dünya'nın haberi başlıyor. Evet, önce Brezilya'ya gidiyoruz. Brezilya'da eski lider Jair Bolsonaro'nun destekçilerinin devlet kurumlarına düzenlediği saldırıların yankısı sürüyor. São Paulo'da binlerce kişi sorumluların cezalandırılması talebiyle yürüyüş düzenledi. Saldırılarda rol oynadığı gerekçesiyle yakalanan 1500 kişinin soruşturma tamamlanana kadar cezaevlerinde tutulacağı açıklandı. Devlet kurumlarına yönelik saldırıların ardından binlerce kişi demokrasi için yürüyüş düzenledi. Brezilya'nın São Paulo kenti demokrasi yanlılarının gösterisine sahne oldu. Paulista bulvarında yürüyen göstericiler ülkenin üst düzey kurumlarına saldıranlara ceza verilmesini talep etti. Eski devlet başkanı aşırı sağcı Jair Bolsonaro'nun destekçileri pazar günü başkent Brezilya'da Kongre, Yüksek Mahkeme ve Başkanlık Sarayı'na saldırdı. Binaların camları kırıldı, eşya ve sanat eserlerine zarar verildi. Olay Brezilya'nın 1980'lerde demokrasiye dönüşünden bu yana devlet kurumlarına yönelik en kötü saldırı olarak kayıtlara geçti. Olayın ardından yaklaşık 1500 kişi yakalandı. Ülkenin yeni devlet başkanı Lula da Silva, sorumluların adalet karşısına çıkarılacağını söyledi. Kurumlara saldıranları demokrasiyi yıkmaya çalışmakla suçladı. Yakalanan kişilerin soruşturma tamamlanana kadar cezaevinde tutulacağı bildirildi. Öte yandan yüzlerce asker ve polis Bolsonaro'nun seçimi kaybetmesini protesto eden destekçilerinin başkentteki ordu karargahı karşısında kurduğu kampı dağıttı. Yaklaşık 3000 kişinin bulunduğu kampın Brezilya devlet kurumlarına düzenlenen saldırıda bir üs olarak kullanıldığı belirtildi. Olayın ardından valilerle bir araya gelen Lula, zarar gören yüksek mahkeme binasını da ziyaret etti. Başkanlık görevi sona ermeden 2 gün önce ABD'ye giden Bolsonaro ise hastaneye kaldırıldı. Bolsonaro'nun 2018'de uğradığı bıçaklı saldırıyla ilişkili olarak yaşadığı bağırsak tıkanıklığı nedeniyle Florida'da tedavi altına alındığı, durumunun ciddi olmadığı açıklandı. İran'da Mahsa Amini protestolarında 3 kişiye daha idam cezası verildi. Böylece 4 aydır süren protestolarda ölüm cezasına çarptırılanların sayısı toplam 17'ye yükseldi. Dünyadan İran'daki idamlara yönelik tepkiler var. Aralarında dünyaca ünlü oyuncuların da olduğu pek çok isim Tahran yönetimine idamların durdurulması çağrısı yaptı. İran 3 protestocu için daha idam kararı verdi. Haklarında ölüm cezası verilen protestocu sayısı 17'ye çıkmış oldu. Tahran yönetiminin verdiği idam cezalarına dünyadan da pek çok tepki var. İran asıllı Amerikalı senarist Nicole Necefi'nin organizasyonuyla eğlence endüstrisinde çalışan 50'den fazla isim kamera karşısına geçti. Cate Blanchett, Jason Momoa, Samuel Jackson, Marion Cotillard gibi pek çok ünlü isim ellerinde İran'daki idamları durdurun yazılı kağıtlarla protestoculara destek verdi. İran'daki protestoculara destek için daha önce de Juliette Binoche, Marion Cotillard, Isabel Huppert gibi isimler saçlarını kesmişti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi de İran'ın idam cezalarının uluslararası insan haklarını ihlal ettiğini kaydetti.
İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de 22 yaşındaki Mahsa Amini, ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşmış, hastaneye kaldırılan Amini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti. Amini'nin ölümü üzerine 17 Eylül'de başlayan gösteriler ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüştü. İnsan Hakları Örgütü raporuna göre bu protestolar sırasında güvenlik güçlerinin müdahalesinde 481 kişi öldü. Gözaltına alınanlardan en az 109'unun da dava dosyası idam istemiyle mahkemeye gönderildi. Haklarında idam kararı verilen Muhsin Şikari'nin cezası 8 Aralık'ta, Mecit Rıza Rahneverdi'nin cezası 12 Aralık'ta ve Muhammed Mehdi Kerem'i ile Seyit Muhammed Hüseyin'in cezası ise 7 Ocak'ta infaz edilmişti. Şimdi Almanya'ya gidiyoruz. Çok ilginç bir haber. Almanya'da kömür madeninin genişletilmesi planına karşı çıkan iklim aktivistleri polisle çatıştı. Polis köye giden yola barikat kuran göstericileri dağıtmak için müdahale etti. Kurdukları platformun üzerine çıktılar, kömür madeninin genişletilmesi planını protesto ettiler. Burası Almanya'nın Kuzey Renvestfalya eyaletindeki Luetzarat köyü. Alman enerji şirketi RWE'ye ait yakınlardaki kömür madeninin genişletilmesi için köyün yıkılmasına karar verildi. Plana tepki gösteren yaklaşık 350 iklim aktivisti tahliye edilen köyün yıkılmasını engellemeye çalıştı. Göstericilerin bazıları köye giden yola kurdukları ahşap platformların üzerine çıktı. Bazıları ise kazdıkları çukurda oturma eylemi düzenledi. Eylemciler enerji şirketine ait araçların geçişini engellemek için barikat kurarak yolları kapattı. Polis yıkımın gerçekleşmesi için köye giden yolu açmaya çalıştı. Yolun açılması yönünde yapılan uyarıları dikkate almayan göstericilerle polis arasında arbede yaşandı. İklim aktivistleri daha fazla kömür madenciliğinin Almanya'nın karbon emisyonlarını azaltma konusundaki hedeflerine aykırı olacağını savunarak planları yıllardır protesto ediyor. Köyün yıkım işleminin Şubat ayı sonunda tamamlanması bekleniyor. Şimdi de Güney Amerika'ya gidiyoruz. Peru'da eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun görevinden alınması ve cezaevine gönderilmesinin ardından sular durulmuyor. Erken seçim ve mevcut Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifasını talep eden protestocularla güvenlik güçleri yine çatıştı. Ve olaylarda gerçekten yüksek bir rakam, en az 17 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. 40'tan fazla kişi de yaralanmış durumda. Taşlar, biber gazları, fişekler havada uçuştu. Peru sokakları yine savaş alanına döndü. Polisle göstericiler arasında çıkan çatışmalarda ölenler, yaralananlar oldu. Peru'da eski devlet başkanı Pedro Castillo'nun görevden azledilip tutuklanmasının ardından başlayan protestolar yeniden alevlendi. Olayların adresi bu kez güneydeki Juliaca'ydı. Çatışmalar Juliaca Havaalanı çevresinde yoğunlaştı. Göstericiler yeni Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifasını, eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun serbest bırakılmasını, kongrenin kapatılmasını ve erken seçime gidilmesini talep ediyor. Aralık ayında Castillo'nun görevden alınması ve tutuklanmasının ardından çıkan olaylarda onlarca kişi hayatını kaybetmişti. Eski devlet başkanı Pedro Castillo, yasa dışı bir şekilde kongreyi kapatmaya çalıştığı için görevinden azledilmiş ve isyan suçlamasıyla cezaevine gönderilmişti. Ve şimdi sırada dünyanın farklı köşelerinden derlediğimiz ilginç başlıklardan oluşan bir haber turu var. Uçağın arka kapısı açıldı, yolcular olayı eğlenceli buldu. Olayın adresi Rusya. Eski model AN-26 çift pervaneli Rus uçağının arka kapısı aniden açılınca yolcular bagajlarını ve şapkalarını kaybetmekten endişe etmiş. Uçağın kabinindeki basınç düşerken bazı yolcuların hayatlarından endişe etmek yerine bu tür videoları kaydetmesi yolculuktaki alkol tüketimiyle ilgili yorumlara neden olmuş.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Wyoming eyaletinde Aralık-Ocak ayları geyik göçüne sahne oluyor. Bulunduğu çiftlik bölgesinde aniden karşısına devasa bir geyik sürüsü çıkan adamın kaydettiği bu görüntü sosyal medyada çok sayıda beğeni almış. Amerikalı ünlü şef Andrew Grill sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Amerika Birleşik Devletleri'nde gaz sobaları için önerilen yasağı protesto etmek için bir sobaya sonsuza kadar bantlanmış kalacağını ilan etti. Protestonun hikayesini aktaralım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ülke genelinde gaz sobalarının yasaklanması için harekete geçti. Nedeni ise insan sağlığına zarar verdiği ve buna ilişkin yapılan bir araştırmanın sonucu çocuklardaki astım vakalarının da hayli yüksek olduğu belirtiliyor. İşte bu yüzden Andrew Grill kendisini bir sobaya bu şekilde bağlamış ve uzun süre burada kalacağını ilan etmiş. Tuhaf bir kaza görüntüsüyle bitiriyoruz şimdi haber turumuzu. Dev metal balyalarını sağlam bir şekilde dorseye sabitlediğini ya da sabitleyip sabitlemediğini kontrol etmeyen ve yola çıkan tır şoförü bunun bedelini işte bu şekilde ödemiş. Süratle giderken yaptığı ani fren sonucu metal balya aracın şoför mahallini parçalıyor. Şoför kazayı yaralı olarak atlatmış. Fransız Alpleri köpek kıza yarışmalarına ev sahipliği yapıyor. Bu yılki köpek yarışlarına 600'den fazla köpek katılmış. Yarış 12 bin metre yükseklikte düzenleniyor. Parkurun uzunluğu 400 kilometreyi buluyor. 11 etaptan oluşuyor. Fransız Alpleri köpek kıza yarışına ev sahipliği yaptı. Bu yılki yarışa onlarca kızak sürücüsü ve 600 köpek katılıyor. Takımlar 14 köpekten oluşuyor. Yarış boyunca köpeklerin sağlık durumları kontrol altında tutuluyor. Organizatörler köpeklerin zorla yarıştırılmadıklarını vurguluyor. Bu köpekler yarışmaya hevesli, koşmayı seviyorlar ve koşarken eğleniyorlar. Yarışın her etabında köpeklerin sağlıkları gözlem altına alınırken acil durumlarda veterinerler Sahra hastanelerinde müdahalede bulunuyor. Avrupa'nın ev sahipliği yaptığı köpek kıza yarışlarının ilki 2005'te düzenlenmişti. Bu yıl 19.sü düzenlenen yarış 12 gün sürecek. Ve Prens Harry İngiltere'yi sarstı. İngiltere'de piyasaya çıkmadan tartışılmaya başlanan Prens Harry'nin otobiyografi kitabı nihayet raflardaki yerini aldı. Kitabın ilk baskısına ulaşmak isteyenler kitapçıların önünde kuyruğa girdi. Kitaptaki iddialar ve Prens Harry'nin röportajlarının yankıları da sürüyor. Çok ses getirdi, çok tartışıldı. Birleşik Krallığın gündemine oturan kitap nihayet piyasaya çıktı. Prens Harry'nin Spare isimli otobiyografi kitabı İngiltere'de raflardaki yerini aldı. Talebi karşılayabilmek için Birleşik Krallık'ta birçok kitapçı gece yarısı kepenk açtı. Kitabın ilk baskısına ulaşmak isteyenler kitapçıların önünde geceden kuyruğa girdi. Spare şimdiden son 10 yılda en çok ön sipariş alan kitap haline geldi. Diğer aile üyeleri gibi Harry'i de seviyorum. Diana'nın biyografisi çıktığında da burada sıraya girmiştim. Şimdi de girdim. Bu benim için keyif. Kitaptaki iddialar ve Prens Harry'nin röportajlarının yankıları da sürüyor. Prens Harry'nin üvey annesi Kraliçe Camilla'yı düşman olarak tanımlayarak babasının büyük tepkisini çektiği yorumları yapılıyor. Harry'nin Camilla'dan kötü insan ve tehlikeli olarak bahsetmesi Kral Charles'ın kırmızı çizgisini aşmak olarak tanımlanıyor. Prens Harry verdiği röportajda Birleşik Krallığa dönüp kraliyet ailesine yeniden katılacaklarını sanmadığını da söyledi. Babası Kral Charles, ağabeyi ve üvey annesi Camilla ile uzun süredir konuşmadıklarını da itiraf etti. Harry, babası ve ağabeyini kırmak ve incitmek istemediğini söylese de, kraliyete yakın kaynaklar ağabey Prens William'ın iddialar nedeniyle kalbinin çok kırıldığını ve öfkelendiğini aktarıyor. Kaynaklar babası Kral Charles'ın da iddialar nedeniyle derinden yaralandığını ve üzgün olduğunu belirtiyor.
Fakat kraliyet ailesi resmi açıklama yapmaktan kaçınıyor. Prens Harry'nin kitap ve röportajlarındaki iddiaları sonrası popülaritesi de azaldı. Yapılan bir anket halkın %64'ünün Harry'e negatif bakmaya başladığını gösterdi. Ve İngiltere'den bu haberle bitirdik. Hoşçakalın.